Merhabalar. Bu videomuzda Radius ve Pathfinder'ı inceleyeceğiz. Radius'ta başlayalım. 4 çeşit Radius komutumuz var. Birincisi sabit boyutlu, değişken boyutlu, yüz radyusu ve tam daire radyusu. Sabit radyus zaten kolay. Seçtiğimiz kenarı girdiğimiz parametre kadar radyus yapıyor. 10, 20, 30 ne istiyorsan. Burada 2016 ile beraber gelen bir özellik asimetrik radyus yapabiliyoruz. Asimetrik radyusla şöyle açalım. Radyusun bir kenarı 10 mm iken şurası 10 mm R'de iken burası 20 mm R'de ayarlanabiliyor. Birden fazla kenarı seçtiğimizde eğer kısmi yön yüzlemi aktifse sadece ilkini görebiliriz. Diğerleri mavi çizgi olarak gözükür. Vazgeçmek için buna tıklayabiliriz. Genelde tam ön yüzlemeyi tercih ediyoruz. Tam ön yüzleme ile çalışırken eğer çizgilerimizin rengi, daha doğrusu ön yüzlemesi kaybolursa, mavi rengi dönüşürse buradan şunu anlayacağız. Bu radyus olmayacak. Bir yerde hatalı bir dört tane kenarı seçip radyus oluşturabilirim. Aynı işlemi sadece tek bir yüzü şu şekilde seçerek de oluşturabiliyorum. Bir diğer radyus seçeneğim değişken boyutlu radyus. Seçtiğimde bir ve ikinci noktalar. Buradan noktaların sayısını arttırabilirim. Birinci noktam 10 R'de. İkinci noktam 30 R'de. Ben burada şuraya tıklayarak bir tane daha değer yakalayabiliyorum. Burayı 20 yapabiliyorum. Daha sonra şu noktaya tıklayarak bir değer daha yakalayabiliyorum. Bunun değeri de 15 olsun. Onayladığımda oluşan şekil düz olmayan değişken radyüs. Diğer radyüs seçeneğim yüz radyüsü. Şekilden de görebileceğiniz gibi İki tane kenar seçmem gerekiyor. Bu kenar ve bu kenar. Aralarında 40 mm olacak şekilde bir radyus veya 80. Onaylıyorum. Sonra radyus seçeneğim tam daire radyusu. Tam daire radyusunda 1, 2, 3. kenarı seçtiğimde kendisi otomatik olarak radius atacak. Sonra radiusunda tam daire radiusu. Tam daire radiusunu kullanabilmek için şuradaki kenarları bir silelim. Geldim. Tam daire radiusunu seçtim. Ve 3 tane kenarı seçeceğim şimdi. Birinci kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenar. Otomatik olarak kendisi uygun boyu ayarlıyor. Pah başlayalım. Pahta 3 tane seçenek var. Açı mesafe, mesafe mesafe ve tepe noktası mesafeleri. Açı mesafesi zaten iki boyutlu da yaparken bunu görmüştük. Seçiyorum. 10 mm 45 derece açıyla bunu yapıyor. Uzaklıkta ise 10 mm, 10 mm veya başka bir değer girebilirim. İstersen tek değer girip eşit mesafede ayarlayabilirim. Diğer pas seçeneğimiz ise tepe noktası özelliği. Burada bir köşe noktasını seçtiğimde 10 mm'ye, 60 mm'ye, 30 mm.
Bu şekilde bir köşe puffı kırabiliyorum. Radyo Şöpaf'la ilgili şimdilik bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. İyi günler.